var. Kulislere sızdırılan, özellikle bu vurguyla sızdırılan durum var. 3-4 ay sonra ne olacak? Bunu da konuşacağız ama gelin önce bu kuyruk görüntüleri eşliğinde değerli ekonomist doçent doktor Oğuz Demir hocamızla konuşalım. Neler bekleniyor? Akaryakıt zammı hayatımız hangi alanlarında nasıl etkileyecek bizlere? Oğuz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Oğuz hocam. Önce bu görüntüler eşliğinde sorayım, ne anlatır ülkeye dair? Bir ülkeye dair ne anlatır? Böyle hemen her güne bir kuruş zammı diyorduk, artık lira zamları eklenmeye başladı. Gece saatlerine kadar pompa fiyatlarına yansımadan da böylesi kuyruklar kayda geçiyor. Benim aklıma ilk elbette toplu ulaşımda acaba nereye gidecek fiyatlar endişesi kaplamış durumda. Sizden bir izah duymak isteriz. Yani 50 liranın ne kadar önemli hale geldiği, ki ne kadar önemsizken önemli hale geldi. Öyle değil mi? 50 lira belki 10 sene evvel bozuk bütün paraydı. Yani taksiciye uzattığınız zaman taksici bozuk paran yok mu derdi. Şimdi 50 lirayı veriyorsunuz, zaten gittiğiniz yer ortalama 30 lira 35 lira yakın mesafede olsa. Doğru. Ama o 50 liralık tasarruf için vatandaşın gece yarısına kadar bir şekilde bir 15 dakika yarım saat vakit ayırayım da depoyu doldurayım dediği bir dönem. Ama tabii siz toplu taşıma deyince, ben de taksici örneği verince de sabah bir taksiciyle konuştum da. Enteresan, tabii biz taksi meselesini çok konuşuyoruz İstanbul'da. Doğru. Ama şunu da atlamamak gerekiyor. Yani bir yılda neredeyse işte 6 lira olan benzin 10 liraya geldi. İşte dönüp bakıyorsunuz lastik fiyatı arttı, bakım fiyatı arttı, yağ fiyatı arttı. Yani o taksilerde çalışan, yemeği çıkartmak için uğraşan şoförler, işçiler, emekçiler, yani gerçekten hani onlar da şu durumdalar. Hani evet, artık sürekli zamlarla karşı karşıya kaldığımız için hani bunu söylemek bile biraz zulüm ama yani biz ne yapalım diyorlar yani. Hani bizim zam yapma şansımız da yok. Bizim zammımızı biz de belirlemiyoruz. Ama evet, geçen sene kazandığımız parayla bu sene kazandığımız para arasında dağlar kadar fark var diyorlar. Yani bu da bir örnek aslında baktığımızda. Bütün girdisi akaryakıt olan, akaryakıtla beraber işte enerjiyle beraber çalışan bütün firmalarda bunun bir maliyet artışı var. O maliyet artışı maalesef ki bel bükecek. Önce üretici fiyatlarına, ardından da tüketici fiyatlarına yansıyacak. Zaten bu artık Türkiye'deki vatandaşların çok alışkın olduğu bir şey Can Bey. Yani bizim anlatmamıza da gerek yok. Dün akşam muhtemelen benzin deposunu doldurmaya giden vatandaşlar kendi aralarında şunu konuşuyorlardır o sırayı beklerken. Ya hadi bunu buradan bir 50 lira kurtardık ama yarın akşam ne olacak? Hadi öbür akşam bu depo benzin bittiğinde ne olacak? Yarın bir gün öbür şeylere zam geldiğinde benim gelirim hiç artmıyor. Ben ne olacağım? Yani bunları söylüyordur. Şimdi yani şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ihracatı ne kadar olmuş? 200 milyar dolar değil mi? Rekor kırdık dediğimiz ihracat. Ve bütün bunların bir yerde ihracat pahasına ya da ihracatın artması için yapıldığı gibi bir söylem var. Hı hı. Türkiye ekonomisi 700 milyar dolarlık bir ekonomi. Orada 200 milyar dolarlık ihracat için burada 500 milyar dolarlık vatandaşın tüketim gücünü yok etmek, üretim gücünü yok etmek, yani gerçekten mantıklı mı? Bu politikaları yapanlar bir ellerini vicdanına koyup bunu bir sorsalar ya, yani ben 200 milyar doları 250 milyar dolar yapana kadar canım çıkacak, Türk lirasının erimesine neden olacağım, satın alma gücünün kaybolmasına, gelirlerin yok olmasına neden olacağım, talebi yok edeceğim ve orada 500 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı bizim, ne oldu? Orası önemli değil mi artık? Hiçbirimiz önemli değil miyiz? Hani tüketimle büyüyordu Türkiye ekonomisi, işte vatandaş tüketsin isteniyordu. Buyurun işte geldiğimiz nokta akaryakıtta kuyruk. Hatta dün akşam bir habere göre de belirli bir miktarın üstünde benzin almak istediğinizde de yani akaryakıt istasyonları buna biraz yaklaşmışlar, temkinli yaklaşmışlar. Hı hı. Yani bunları çok haberlerde gördük. Evet. Bugün gene bir zam gelecekti. Muhtemelen dünkü kur üzerinden söylüyorum. Merkez Bankası'nın 3,5'da açıkladığı bir döviz kuru var Can Bey. O döviz kuruna göre zam oranları belli oluyor. Hı hı. Yani 40 kuruş civarı bir zam geleceğini tahmin etmiştim. Ben zaten Bloomberg'de de 45 kuruş civarı bir rakam hesap açıkladılar. Ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bugün zam yok dedi. Bu şu demek, akaryakıt istasyonlarına dün 1 lira aldınız zaten. Bugün o 40 lirayı 40 kuruşu almayacaksınız demişlerdir. O yüzden evet, zam yoktur. Yoksa fiyatlama 40 kuruş zamma götürüyordu bizi. Bunu ne kadar süreye tutabilirsiniz? Bakın 1 lira olduğu zaman tutamadılar. Ama 40 kuruş bir gün ertelediler. Belki yarın bir miktar kur gevşer de bu zam anlamsız hale gelir diye. Ama gördüğümüz nokta şu. Bundan sonraki süreçte bu tip fiyat artışları kurgu seviyelerde kaldıkça, şimdi hepimiz gevşedi diyoruz 12'lere doğru, 12'lerde kaldığı için 13,5'u gördükten sonra, ama yani bundan 10 gün önce bu kurun 10 lira olduğunu unutmayalım, yani %20'den bahsediyoruz biz. %20'lik bir Türk lirasında değer kaybı var 10-12 günlük süreç içerisinde. Tabii. Bu az bir şey midir yani? Geçen yılı da unutmayalım. Önceki birkaç yıl öncesini de unutmayalım. O yıllarda yapılan anlaşmaları da unutmayalım. Artık oralara gidecek kadar zihnimizde böyle söyleyeceğinizi biliyordum hocam. Yani ya zihnimizde şu kadarlık benzin kaldı. O kadar benzin alabiliyoruz. Zihin benzini. 10 günü hatırlayabiliyorsak ne mutlu bize. Doğru yani, haklısınız. Ne diyeyim hocam? Artık. O da pahalı. Peki. Sormak istediğim asıl soruya geleyim. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi. Şimdi arşive bakıyoruz. Darbe finansörü olarak suçlanıyor. 15 Temmuz'un arkasındaki isim diye boy boy fotoğrafları basılmış. Hain damgası vurulmuş. Şimdi aynı gazetelerde kurtarıcı olarak boy boy fotoğraflarını yine görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin getireceği ya da ülkesi adına yapacağı anlaşmalar bizim ekonomimize tam olarak nasıl yansıyor? Kurdaki irili ufaklı hareketlenmeleri ve düşüşleri tamamen buna bağlayanlar da var. Nedir bu işin gerçeği hocam? Sizden dinleyelim. Şimdi Can Bey, önce kur tarafından başlayayım, sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne döneyim. Türkiye'de şu an döviz kurlarının gevşeyebilmesi için bir olumlu hikayeye ihtiyacımız var bizim. Yani bir şey olacak, bir şeyler iyiye gidecek, her şey normalleşecek ümidine ihtiyacımız var. Ya da çok kısa süreli böyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri geldi, öbürünün demiri geldi, işte berikinden bir şey geldi, bir sakinlik oldu falan denecek. Ama görüldüğü üzere de bunlar çok geçici olumlamalar. Yani işte dün bir rüzgar esti, bir miktar gevşeme oldu ama bizim sorunlarımız, olumsuzlukları yaratan hikayeler hala orada duruyor. Hikayeyi olumluya çevirebilecek, piyasanın eline olumlu yaklaşabileceği, beklenti yaratabileceği işler çıkarsa ve bunlar kalıcı hale gelirse evet bir miktar gevşeme görebiliriz. Ama benim gördüğüm yer, şu an baktığım yer bu böyle işte sabun köpüğü gibi ortaya çıkabilecek, şişirilen, bakın 10 milyar dolar gelecek denilen hikayeler. Bugün Uğur Gürses bunu çok güzel yazmıştı. Dedi ki yani bundan 2-3 sene evvelde 2018 krizinde işte Katar'dan milyarlarca dolar gelecek dendi. Gelen toplam para 1,5 milyar dolar oldu diye yazmış. Bu da benzer bir şey. Yani bugün imzalanan mutabakat zaptlarına bakıyorsunuz. Ben ne Katarlıların ne de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye gelip fabrika falan açacaklarını sanmıyorum. Bugüne kadar öyle bir şey görmedik. Katar'ın fabrikası mı var Türkiye'de? Yani bizim olanı satın aldılar. O da işte o tank palet fabrikası. Onun dışında benim bildiğim Katar'ın bir üretim tesisi yok Türkiye'de. Yani Katarlı bir firmanın ya da bir şeyin en fazla işte bizim olan şirketleri satın alıyorlar. Onları da ucuza getirmiş oluyorlar. İşte bir banka bunun bir örneği mesela. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelenler de böyle istihdam yaratacak yatırımlara falan filan gelmedi. O mutabakat saplarına bakmayın. Liman satın alabilirler. Banka satın alabilirler. Türkiye'de karlı olabileceğini düşündükleri kelepire getirecekleri yerleri satın alabilirler. Bizim değerlerimiz oralara ucuza satılmış olur, bu bir. İkincisi, arka planda yani bu hükümet ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yürütülen görüşmelerin dışında muhtemelen iş insanlarıyla da görüştüler. Yani bir heyet olarak Türkiye'de belirli çevrelere yakın iş insanlarıyla ve o iş insanlarına yakın siyasetçilerle bir araya geldiler. Onlarla ortak iş tutabilirler. Onu da Türkiye'de tutacaklarını çok sanmıyorum. Uzunca bir süredir dışarıda yapıyorlar zaten bu tip işleri. Dolayısıyla hani böyle bir somut Türkiye'ye para gelecek, acayip istihdam artacak, üretim ekonomisi hani diyor ya işte hükümet bundan sonra üretim ekonomisine geçiyor. Öyle üretimlik bir şeye gelmediler. Ya inşaata geldiler, ya limana geldiler, ya bankaya geldiler. Ucuzlamış, Türkiye'de bizim üzerimizden para kazanacak gelecekte yerlerin kârını ülkelerine götürebilmek için şimdiden yatırım yapacaklar. Bu bir. İkincisi de şu, muhtemelen işte şöyle bir durumda gördüler Türkiye'yi. Yani kur atakları var, Türkiye ekonomisi zor bir durumda. Onların da biliyorsunuz her yerden petrol fışkırdığı için çok paraları var. Biz bu paralarla Türkiye'yi hem siyaseten hem de iktisaden istediğimiz bir çizgide ilişki geliştirebiliriz diye düşünerek geldiler. Bunun da ilk adımı muhtemelen bir swap anlaşması olacak. Yani Merkez Bankası bir miktar para da, yani o da işte belirli şartlar altında, belirli işte izinlerle, belirli tavizlerle beraber olacak. Çünkü artık swap anlaşmaları da merkez bankaları arasında ticareti kolaylaştırmak, yatırımı, finansmanı kolaylaştırmak için değil, bizim acil gündelik döviz sorunlarımızı çözmek için kullanılan bir araca dönüştü. Yani swap o yüzden vardır, çünkü ticareti kolaylaştıralım falan diye, yatırımları kolaylaştıralım. Dolayısıyla geldiğimiz noktada belli ki Yani bu böyle bir sabun köpüğü gibi birkaç gün daha konuşulacak. Ben o medyanın geçmişte söylediği, bugün söylediği, işte bu işin ne kadar ikiyüzlü olup olmadığı, bunlar zaten halkın takdirinde, sizin takdirinizde çok net görülüyor. Oralar benim uzmanlık alanım da değil. Ama hani uzmanlığa da gerek yok. İki gazeteyi yan yana koyduğunuzda ne söylemeniz gerektiğini bir vatandaş olarak biliyorsunuz. Arkadaş arkadaşa yapmaz bunu, yani öyle söyleyeyim. Peki. Hani vardır ya bizde. Dolayısıyla hani buradan çok bir şey çıkmaz. Hı hı. Belki son vaktimiz varsa şu 3-4 ayla ilgili bir cümle etmek isterim. Tabii hani tam olarak onu soracaktım hocam. Ekonomi 3-4 aya düzelecek. Şimdi haberci olarak hikayesini de anlatayım. Bir anda kulislerden geldi. Hepimize geldi. Birçok gazeteciye bu bilgi gitti. Hep de bu başlıkla gitti. Ya ben diğer meslektaşlarımla da konuştum. Onlarla gönderilen, sızdırılan bu gizli toplantıdan çıkan vurgu 3-4 aya ekonomi düzelecek. Sayın Cumhurbaşkanı bunu net bir şekilde ifade etti. Kurmayları onayladı. Yol haritası belli. 2022'nin sonuna kadar da seçim muhabbeti kesinlikle yok. 2022'nin sonu itibariyle düzelmenin meyveleri dahi toplanacak. Kulisler hep böyle sızdırıldı. Tüm gazetecilere aynı bilgiler ulaştırıldı. Ben haberci yönüyle bu konuya da bir şerh düşmüş olayım. Böylesi sızdırma olduğuna size de sorayım. 2022'nin Kasım'ında seçim mi var mı? Ayrı bir bahis ama 3-4 aya düzelecek demek neye güvendir tam olarak? 3-4 ay boyunca biz ne yaşayacağız ve sonrasında nasıl iyi duruma geleceğiz merak ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Can Bey, Mart-Şubat'tan, Nisan-Mart'tan, Mayıs ise Nisan'dan daha iyi olacaktı. Hala biz o Mart'ların, Nisan'ların, Mayıs'ları bekliyoruz hep beraber bütün ülke olarak. Keşke olsa yani 3-4 aya. 3 senedir, 4 senedir düzelmeyen şeyi 3-4 ayda nasıl düzelttiğimiz sorusu birinci soru. Yani nasıl olacak bu? Sadece faiz indirerek mi? Mesela bir yatırım, diyelim ki faizleri indi ve bizim Türkiye'deki yatırımcılar deli dolu yatırım yapmaya karar verdiler. Öyle değil mi? Yani 3 ayda tamamlanacak yatırım mı var bir ülkede? Allah aşkına yani nasıl düzeliyoruz biz? Yani mantıklı değil. Hani şeyi geçtim ben, o işin daha önce olmadı şimdi nasıl olacak hikayesinden, yani diyelim ki olacak. Yani herkes çok güvendi Türkiye'ye ve deli dolu yatırıma karar. 3 ayda düzelmez ki bu iş. Yani yine bir yıla ihtiyacınız var en iyi ihtimalle, ki o da güveni sağlarsanız. İkincisi şu. Peki ya 3-4 ayda düzelmezse ne olacak? Ya da bu 3-4 ay içerisinde planlarınız tutmazsa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları neyle karşı karşıya kalacak? Bunun bir B planı ne? Nasıl olacak bu? Hangi adımlar daha atılacak? Bunları kamuoyuyla paylaşsalar. Bakın, seçilmiş iktidarın politika yapma hakkı vardır, tercihi vardır. Tercih yapabilir. Hı hı. Ama bu tercihin 84 milyonu şu an gün gün fakirleşmesine, yoksullaşmasına, alım gücünün düşmesine neden olduğu bir ortamda bunu kamuoyuyla paylaşmak zorundadır. Bizi ikna etmek zorundadır. Yani bakın, siyaseti, uzmanları, vatandaşları ikna etmeden hiçbir politika başarılı olmaz. Ve 3-4 aya düzelecek. Yani benim az önce söylediğim gibi, o zaman ben de 3-4 aya kadar milyar dolar zengin olacağım desem bana inanır mısınız Can Bey? Yani 3-4 ay sonra mümkün milyar değil. Dolarlık servetim olacak. Üniversitede çalışaraktan olacak bu. İnanır mısınız? Yani normal bir akademisyenden beklemiyoruz. Birden fazla maaşınız varsa peşin konuşamam hocam. Yok, birden fazla maaşım yok. İşte sizin benim milyar dolarlık servetim olacağına ne kadar inanırsanız, ben de bu ekonomi 3-4 aya düzelecek lafına o kadar inanırım ya. Ne diyeyim? Peki hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Can Bey. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Oğuz Demir'den aldık efendim cevapları. Birleşik Arap Emirlikleri prensi neyi değiştirdi? Ekonomi 3-4 aya düzelecek meselesi, akaryakıt kuyrukları, kotalar, tüm bunların ayrıntılarını ve ihtimalleri, önümüzdeki dönemde daha neler görürüzü konuşmaya başladık. Bu arada Türk lirasındaki rekor değer kayıpları sonrası Türkiye'nin birçok kentinde vatandaşlar sokağa çıkmaya devam etti. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini istifaya çağırdı. Polis müdahalesi vardı. Protestolarda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.